Şimdi kira, elektrik, su, telefonlar. Bunlar ay başında ödenecek. Daha onların zamanı var. 28'inde arabanın kredisi var. O ödenecek. Üçünde de dükkanın kirası. Bir de benim doktorum var. Ha, onu yazdım bak, o burada. O tamamdır. İstersen bir süre ara vereyim toparlanana kadar. Bunu düşünme bile. O en önemlisi. Sen doktoruna gideceksin. Aksatmak yok. Bakayım. Toplam 825. 3000 de bankada var. Tamamdır, problem yok. Ama dükkanın tam anlamıyla çalışması lazım. Yoksa altından kalkamayacağız. Sen hiç üzülme. Mahalledeki okulun müdürüyle de konuşacağım. Hani kantinde acaba börek, poğaça falan satabilir miyiz diye. Mehmet de kapı kapı dolaşır, el ilanlarını dağıtır. Bak, ona da iş çıktı işte. Sağa sola da servise yollarız. Ya bak. Asma suratını Rahmiciğim. Durum o kadar kötü değil. O hala bana kırgın. Yok, kırgın değilim. Olur mu öyle şey? De ben hiçbir işinize yaramıyorum diye üzülüyorum. Size yük oluyorum boşu boşuna. Abi aşk olsun. Yok. Vallahi ben sakarım. Doğru dürüst servis yapamıyorum. Müşteriyi hep yanlış şeyler götürüyorum. Hiç de değil. Ben buraya gelmeden önce zaten postaneden gelirken Murat'ın okuluna uğradım. Orada Hadem'i arıyorlarmış. Orada çalışırım. Hem size yük olmam. Abi ne diyorsun sen? Hayır Rahmi. Senin yerin gül mutfağı. Olur mu öyle şey? Biz işimizi geliştirelim, daha fazla çalışalım derken bizi yalnız bırakamazsın. Ama işinize hiç yaramıyorum ki. Hiç yaramıyorum. Hiç uzatma. Başka yerde çalışamazsın. Hem sen Kerim'e söz verdin. Ha? Fatma Gül'ü yalnız mı bırakacaksın? Abi tamam bak, söz veriyorum. Bir daha yengemle aramızda bir sorun olmayacak. Onun için değil. Onun için tabii. Kırgın olduğun için gitmek istiyorsun. O zaman böyle şeyler söyleme bir daha. Üzülüyorum. Tamam, söylemem, tamam. Hem bak, o adamı da sen tanıdın. Yaşar Anların adamını. Mustafa da tanıyorum. Ama sen haber verdin. Yoksa bizim haberimiz bile yoktu. Mahkemede görür görmez ben bunu daha önce görmüştüm dedim. Değil mi bak ya? Abicim ne olur beni yalnız bırakma. Tamam. Tamam, bırakmam, tamam. Ne olacak şimdi? Bu adamlar bizi hep takip mi edecek? Mustafa konuşacağım diyor ama. Şey yapsak, dükkanı başka bir yere taşısak? Olur mu öyle şey Rami? Yapma Allah aşkına, dünyanın masrafını yaptık. Nereye gideriz? İsterlerse her yerde bulurlar izimizi. O yüzden yerimizi değiştirmeye gerek yok. İnşallah yakındaki yerim de çıkacak. İnşallah. Murat. Git vazo. Vurma çocuğa. Allah'ın cezası. Allah'ım. Ne oldu, ne kırıldı? Aslında gitme demedim. Ha, demedim. Tamam, lütfen. Halısının arkasından koşacağım diye yalaka yalaka. Yapıştırırız biz bunu, yapıştırırız şimdi değil mi? Önemli değil. Nasıl önemli değil? Alırım ben, alırım, aynısından alırım. Tut burada halıya gideceğim. Gitme diyorum, gitme diyorum ha! İsyankar olma, Murat! Tamam, ağlama artık, ağlama, tamam. Murat'cığım niye dikkat etmiyorsun? Kazayla oldu. Ya, tabii ki kazayla oldu. Bak görüyor musun? Hiçbirimiz buraya değilsin. Salak seni! Yürü! Ben ne dedim şimdi? Oturun siz o rahat köşkünüzde. Aman özür dileriz, rahatsız ettik. Yenge! Kadir abi çok özür dilerim. Eşinizin yaptığı şeydi. Tamam canım, hallederiz. Küçük parçalara da dikkat etmek lazım. Bir daha oyalarsan, bir daha hala dersen vallahi kırarım o bacaklarını ha. Telefon çalıyor bir yerde. Benimki. Fatma Gül, Kerim'in alet çantasında olacaktı yapıştırıcı. Tamam. Alet çantası neredeydi? Efendim? Meryem Hanım. Evet benim. Ben Fahrettin Ilgaz. Buldum. Bir saniye. Ne istiyorsunuz siz?
Kerim size söyleyeceğini söyledi. Türkiye'de. Hayır. Hayır. Bakın Kerim sizinle görüşmek istemiyor. Lütfen onu rahat bırakın. Zaten kendisi bir iş seyahatinde. Kerim'in cezaevinde olduğunu biliyorum. Bugün onu görmeye gittim. Yani tabii eskisi gibi olmayacak ama neyse ki çok dağılmadı. Biz onu hemen yapıştırırız. Meryem Hanım'ı kim aradı? Bilmem, odasına girdi. Sahi kim arar ki bu saatte? Yaşaranlar falan olmasın huzursuz etmek için. Hiç iyi yapmamışsınız. Kerim sizinle görüşmek istemiyor. Lütfen onu rahatsız etmeyin. Kerim bu suçu işlemedi değil mi? Elbette suçsuz. Elbette. Bunu sormanız bile hata. Ama siz onu tabii hiç tanımadığınız için nasıl bir insan olduğunu da bilmiyorsunuz. Kim? Yıllarca siz onun yüzünü görmek istemediniz ya. Şimdi niye buradasınız? Kahramanlık mı yapmak istiyorsunuz siz? Yoksa içeride diye sizinle konuşmak zorunda olduğunu mu sandınız? İyi yapmış. Konuşmamış zaten, ne konuşacak ki sizinle? Bütün bunları karşılıklı konuşalım mı? Hayır efendim. Ne konuşacağım ben? Hem niye konuşacağım sizinle? Bir şans istiyorum Meryem Hanım. Bakın Fahrettin Bey, bu şansı size verecek olan ben değilim. Ben Kerim'i çiğneyip böyle bir şey yapamam. Ama daha önce onun yerine kararlar verdiniz. Ben... Siz de, anneniz de Kerim'in beni başka türlü tanımasına izin verdiniz. Haklı sebeplerimiz vardı. Kerim'in gerçeği bilmesini istemediniz. Bakın özür dilerim ama gerçekten bunları konuşmak istemiyorum. Kapatmak zorundayım. Kapatmayın lütfen. Yarın İstanbul'a geleceğim. Oturup konuşacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.